Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Bulut. Bugün küçük bir mikrofon karşılaştırması yapacağız. Bu karşılaştırmadaki amacımız şu. Daha önce çekmiş olduğumuz Ev Stüdyosu Kuruyoruz serisinde ikinci bölümde mikrofon seçiminden bahsetmiştik. Ve ben orada demiştim ki evde kayıt yaparken, hatta bu stüdyo için de geçerli, en verimli, en temiz kaydı geniş diyaframlı kondansel mikrofonla alırız demiştim. Şimdi bunun ne kadar gerçek, ne kadar doğru olduğunu karşılaştırmaya çalışacağız. Buradaki deneyeceğimiz 3 tane mikrofon var. Biri benim stüdyomda bulunan tek geniş diyaframlı kondansel mikrofon Rode K2 burada. Şu an hatta onun aldığı sesi duyuyorsunuz. İkinci mikrofonumuz ise yine videoda bahsetmiştim. Dinamik mikrofon almak istiyorsanız bir tane SM57 alın demiştim. Hatta Ufuk Önen Eskişehir'de yapmış olduğu söyleşide de bundan bahsetti. Eğer ikinci bir mikrofon alma şansınız varsa muhakkak bir SM57'niz olsun. Onu bir test edin, onu bir tecrübe etmeniz lazım diye altını çizmişti. Bir de onu deneyeceğiz. Bir de dar diyaframlı kondansel mikrofonun ne tepki vereceğini ölçmek istedim. Onu da deneyeceğiz. Elimde benim 3 tane farklı model dar diyafram kondansel mikrofon var. Ama model olarak en üstü, performansında en sevdiğim model Rode NT5. Onu deneyeceğiz. Ben buraya gelmeden önce küçük bir gitar çalımı yaptım. O çaldığım gitarın üstüne vokal yapacağım. Bu arada da mikrofonları değiştireceğiz. Muhtemelen ilk önce hiç efektlenmemiş temiz sesi duyacaksınız. Sonra da biraz tonlanmış halini duyacaksınız. Bu kaydı dinletmeden önce altını çizmemiz gereken önemli iki tane konu var. Birincisi, bu üç mikrofon da aynı model preamp'a bağlı ve aynı kablolarla gidiyor. Aynı model kablolarla, aynı model konnektörlerle bağlanıyor ses kartına. Bu önemli bir konu. Hatta kablo boyları da hemen hemen aynı. Bir diğer konu da iyi kayıt yapmanın temelinde kaynaktaki ses vardır. İsterseniz milyon dolarlık bir mikrofonunuz olsun. Eğer kaynaktan çıkan ses temiz değilse ya da sizin istediğiniz ses değilse verimli kayıt yapamazsınız. Bu çok önemli bir konu. O yüzden ben ortalama bir vokalim, hatta vasatın altında olduğumu düşünüyorum. Mikrofonları karşılaştırırken vokalimi çok eleştirmezseniz çok sevinirim. Amacım burada sadece mikrofonların aldığı sesi size duyurmak. Keyifli dinlemeler. No one knows what it's like to be a bad man, to be a sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, telling only lies. But my dreams, the aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours all lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be a bad man, to be a sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours all lonely. My love is vengeance that's never free.